Selam Helal Et Ürünlerin sunduğu Gurbetten Sıla'ya devam ediyor. Evet, tekrar karşınızdayız. Siz de bir yere ayrılmadınız. Türkiye'de çok sevdiğim insanlar var. Ekran başından diyor ayrılmıyorum. Bir diyor namaza kalkıyorum. Bir de diyor çay demlemeye kalkıyorum diyor. Başka diyor hiç diyor kalkmıyorum. Reklam aralarını öyle geçiriyorum. Bunu Ali Paşa hocam duymasın. Çünkü reklamları kaçırıyorlar ama bizi kaçırmıyorlarmış. En azından o şeyimiz var. Biz kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Biraz sonra çok güzel bir şiirimiz var, bir parçamız var. Halil hocamla sohbetimize devam edeceğiz. Yalnız bir konuğumuz daha var. Bugün Kur'an-ı Kerim kıraatıyla inşallah bizlere bir ziyafet sunacak. Mehmet Eren hocamız. Köln Bölgesi Eğitim Merkezi'nden. Hocam hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Memleket nere hocam, bir tanıyalım şöyle. Denizli. Denizli Acıpayam. Şu anda Köln Milli Görüş Teşkilatları Köln Bölgesi'nde eğitim görevlisi, Kur'an-ı Kerim hocası olarak görev yapmaktayım. Sevgili seyirciler, benim hayatımda en çok dinlediğim insanlardan bir tanesi İsmail Biçer. Abdülsamet'ten sonra Kur'an-ı Kerim üzerine İsmail Biçer rahmetli. Değerli İsmail Biçer hocamın talebelerinden Mehmet Eren hocam. Usul olarak da yani ekranda gözlerinizi kapatırsanız İsmail Biçer tekrar hayata dönmüş mü acaba diyeceksiniz. O denli o üsluptan okuyor. İnşallah izleyin bizi. Hadi demişti diyeceksiniz inşallah. Kur'an-ı Kerim ziyafetini de kaçırmayın. Halil hocamla sohbetimize devam edelim. Hocam başka neler yapıyoruz? Şimdi biz bu gıda işleri uğraşırken 1999 yılında inşaata girmiş bulunduk. Ve Erftat dediğimiz Dibler köyünde 60 daire, 18 dükkan ve iş yerinin olduğu 78 parçalık bir büyük bir külliye yaptık. Buranın aşağı yukarı %75'ini sattık. Elimizde %25 civarında bir dairemiz kaldı. Tabii inşaat işleri Almanya'da 2000 yılından sonra düşmeye başladı. Evet. Bizim yaptığımız sıralarda çok güzel. İlk kazmayı vurduğumuz zaman %20 civarında satış yaptık. Bir miktar temel attıktan sonra da %30'u yakalamıştık. Ve ondan sonra da çok zorlanarak satışlarımız gerçekleşti. Tabii güzel Almanya'nın Libler köyünü, o bizim binamız şenlendirdi. Çok güzel bir bina yaptık. Çok modern bir bina yaptık. Halen de satışlarımız devam ediyor. Ve bu kalan dairelerimizi de kiraya verdik. Tabii Almanya hakikaten bizden çok öğrenecek şeyi var. Bizlerin dinamik olan çalışma sistemimize Almanya'nın ayak uydurması çok zor. Almanya çok yavaş hareket eden, yani bürokrasi hakikaten burada çok geç işleyen bir sisteme sahip. Ya da biz çok hızlıyız. Biz çok hızlıyız. Yani bunu özellikle söylemek lazım. Bir gün ilk geldiğimiz sıralar dedi Almanya'da bir ev sahibiyle bir problem oldu. Dedi ki ev sahibi de evden zam yapmak istedi, çıkartmak istedi. Tamam dedik, biz çıkarız falan dedik. Buna rağmen mahkemeye veriyor bizi. Mahkemeye gittik. Biz avukat falan tutmadan, yanımızda bizim müdürümüz vardı. Onunla beraber tercüman olarak da onu da mahkemeye girdik. Hakim dedi ki evden niye çıkmıyorsunuz? Efendim biz evden çıkmıyoruz diye bir şey söylemedik. Biz gönül rızası olmayan yerde oturmayız. Bu bakımdan biz hangi gün diyorlar, biz onu çıkacağız dedi kendilerine dedik. Arkasından döndü dedi ki bizim daha Türklerden öğreneceğimiz çok şey var dedi. Hem hakim hem de ev sahibi. Ben dedi özür dilerim dedi, ben sizin böyle olduğunuzu bilmiyordum. Bizim sizlerden çok öğrenecek şeyimiz var dedi. Almanya bu fırsatı kaçırıyor. Bizleri böyle kenara bir miktar itiyorlar. Ve bizden istifade edemiyorlar. Bizim güzelliklerimizden istifade edemiyorlar. Burada bizim insanımızla öyle bir disiplinli, çalışkan, işte Almanya'da hak hukuk yenmez falan diye çok şeyler söylenir ama gerçek öyle değil. Bizim kiracımızdan bir tanesiyle bu ay yılbaşında bir hadise oldu. Apreşniklerimizi 15 gün geç göndermişiz. 31-12 sonu itibariyle göndermemiz gerekirken 15 gün sonra göndermişiz. O parayı ödemedi. Geç gönderdiğiniz için ödemiyorum dedi.
Bu hobi hak ve hukuk meselesi yani. Sen bu suyunu, kaloriferini kullanmışsın. Bunu ödemen gerekir. Senin dediğimiz halde ödemedi. Yani bunların fazla özenilik tarafları yok. Evet. Bizim insanımızın ve bizim Türk ve Müslüman kesimden çok öğrenecekleri şeyler var. Yani bunların bizi işlerinde daha böyle güzel şekilde alıp ve bu güzelliklerimizi onlara bizim yansıtmamızı isteyebilirler. Ama maalesef çok büyük engeller oluyor. Bu bakımdan Almanya'nın daha bizi anlaması epeyce bir zaman daha alacak gibi görünüyor. Hocam sen de bizim takımdansın. Yani Sıla'ya hasretçiyiz biz. Evet. Demin de söyledi ya, bizim Sıla'ya hasretimiz bitmiyor nedense. 78'den beri Almanya'da. Evet. Ben buraya hava şartlarından mı artık neden bilmiyorum ama bir türlü ısınamadım. Etrafımdaki insanlar işte ya burası ne güzel memleket şöyle böyle deseler de benim cennet vatanım varken yani orada bir kıyaslayacak bir vatanım varken ben burayı beğenmem imkansız. Evet. Hatta bir iki tane Türk genç böyle sohbet ediyorlar kendi aralarında. Bir tanesi diyor işte Diga diyor Almanlarda hani böyle bir gençlerde bir telaffuz var ya. Ya diyor baksana Almanya ne güzel diyor işte her taraf yeşillik falan. Öbürü dönüyor diyor biz diyor mal mıyız? Evet. Yeşillikle bizim ne işimiz var diyor. Yani evet. Her taraf yeşil olsa ne? Biz insanız. Bizim başka türlü doymamız lazım değil mi? Bu sadece yeşillikle evet. Yetmiyor ki. Manevi yönden baktığınız zaman Türkiye ile kıyaslanmayacak şekilde burada evet. Geri plandayız. Öbür taraftan hala bize birileri devamlı yabancıymışız duygusunu devamlı evet. Veriyorlar hocam. Evet. Biz istediğimiz kadar ayak uyduralım, istediğimiz kadar onların dilinden, onların lehçesinden konuşalım. Kabul etmiyor adam. Bize hatta bir yazı geldi geçen gün. Diyor ki işçi alacaksanız eğer önce bir Alman olacak. İki Avrupa topluluğunun olduğu milletlerden olacak. En sonunda Türklerden olacak. Böyle bir tercih yapacaksınız diyor. Demokrasi nereden evet, olacak? Ben anlamadım yani. Demokrasi. Yani onun biz için, kaçıncı sınıf, kaçıncı sırada geliyoruz hocam? Bilmiyoruz artık yani. Kaçıncı sırada yazmışlardı bizi? Bizi en sonda. Avrupa topluluğunun yani işte Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İtalya, Polonya hatta Bulgaristan'dan sonra. Bulgaristan'dan sonra Türkler geliyor. Biz maalesef. De onları bir sona yani, yazarız inşallah hocam. İnşallah o günlerde gelecek tabii. Biz de çok istifade etmeleri lazım. Almanya bu fırsatı kaçırmaması lazım. Bizim çok güzel güzelliklerimiz var. Çok iyi bizden istifade etmeleri gerekir. Maddi ve manevi olarak. Biz maddi olarak çok şey veriyoruz Almanya'ya ama maneviyatımızdan hiç istifade etmiyorlar. Evet hocam maalesef. Gönül ister ki onlar da istifade etsinler. Değerli hocam şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Bir parça çok güzel bir parça var sırada. Demin okuduğumuz Sıla-i Hasret özellikle Süzen Geçgel kardeşim istemişti. Onun haricinde burada Sıla-i Hasret kim demiş? Serhat Kaya Sıla-i Hasret istemiş. Ayrıca Ömer Faruk Kiriş Danimarka'dan Feridun Çonga İsmail Güneş Doğdu kardeşime de buradan selam gönderiyoruz. Ayrıca bizden selam isteyen Kazım Aktar Hamburg'da Elazığlı bir abim, değerli bir büyüğümüz. Salih Çelik abim Hamburg Merkez Camii Kütüphanesi'nden ve Karşı'da Osman Çelik gönül dostumuz. Ayrıca Deva'dan Güner Çakıroğlu Bey'e, Yunus Çakıroğlu, İlker ve Soner Okyay ve tüm Deva personeline